Sen de hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? İyi, sağ olsun. Sen nasılsın? Şimdi bizim anoneme katılacak bize. Ben müzik tarzını biraz hani depresif müziğe biraz benzettik. Hani aynen. Beraber izledik. Aynen, biz beraber izledik. Biz böyle tanımladık. Aynen. Birazdan kendisine sorarız zaten. Buradan şuna girelim. Hani müzik bir insanın ruh haletini nasıl etkiliyor? Yani nasıl etkiliyor? Nasıl etkiliyor? Bir de belki müziğin işte... Çıkış noktası nasıl olabilir? Evet. Hani tavuk yumurta meselesi. Ya biraz değişik o. Ya aslında dinlediğin müziğin ruh hali başka olsa bile senin ruh halin neyse aslında müziği biraz öyle hissetme de var. Yani biraz karışık bir durum ama müziğin üretilmesi konusunda üretilmesi durumundayken insan müzik üretirken kendi ruh halini illaki yansıtıyor. Hani biraz hani yapmacık olsun diye yapılan işler zaten kendini belli ediyor. Hani bir şey hissetmeden yapılan işler kendini belli ediyor ama hissederek yapılan şeyler işte mutluysa mutlu, işte bir şeye karşıysa onu hissediyorsun. Gerçekten evet, adamın bir duruşu var, bir şeye karşı duruyor diyorsun yani. Teoman mesela, evet. Duman dedik mesela. Çıkış noktası. Sözleri depresif ve biraz isyankar aslında. Ki mesela bu adamların hani isyankar sesi biraz daha... Yani, duruşla alakalı. Yani. Depresif bir tavrı var. Yani, tavır olarak söz tavrı ve hareket hani şey görsel tavır olarak var ama müziklerde çok yansımıyor. Mesela özellikle şeyde hani Teoman'da biraz daha hani ya eğlence de var ama yine o depresifliği yine veriyor sana. Çünkü adamın zaten kendi hissederek yaptığı şey bu. Duman konusu öyle hani birazcık. Yaptığı bir albüm 2002 yılındaydı değil mi? Aynen. Tamamen hani o sevgilisinin intihar ettikten sonra yaptığı bir albüm. Ama bazı sanatçılar için bunu müzik tarzı haline getirmiş diyebilirsin. Mesela evet. Emre Aydın'ın da çok ciddi bir aşk ilişkisi yaşamıştım evet. Mesela. Aynen. Ondan Emre Aydın mesela 6. Cadde miydi ilk evet. Grubu? Mesela oradaki şarkıları hiç şey değil. Hani depresif değil, hareketli şarkılar. Alternatif dediğimiz tarzda. Yine alternatif tarzda yaptı aslında bestelerini ama biraz da melankoli fazla. Yani o da işte mesela hissettiği gibi yaptı. Mesela sonradan yaptığı şeyler o kadar etkili olmadı benim kanaatimce yani. Ve hani sanatta bir şey beklentisi oluştu herhalde. Emre Aydın'ı dinleyince böyle melankolik şarkılarını... Evet, da... evet. Mesela hareketli bir şarkı dinleyince Emre Aydın'dan çok da etkilenmedi insanlar. Evet. O zaman bir soruyla bitirelim. Tamam. Ben hani daha önce söylemiştim gene aynı şarkıyı söyleyeyim. Hani böyle depresif müziğin olduğu böyle. Seni de çok beğendim. Dinlerken böyle ayrı böyle duygular hissettiğim bir şarkı var mı? Var. Mesela şeyi çok seviyorum. Onno Tunç'un yazdığı İnzile şarkısı. Lete şarkısı olabilir. Daha önce Peyami Safa'yla konuk olduğunda söylemiştim. Aynen. O şarkının da hikayesi çok güzel. Hani inanılmaz bir hikayesi var. Türkçe alt yazılı versiyonu var mı? Aynen. İnternette ve YouTube'da Türkçe alt yazılı şey var. Bakmıştım ben. Bir de sizden alalım hocam. Sizin var mı böyle? Türk şey, Canan'ın aynı da. Aynen. Acil Hatırlayamadım. Tamam. O zaman konuğumuzu alalım. Evet. Eski dostlar şimdi beni arar dururlar. Keşke her sabah uyandığımda dünkü kadar mutlu olsam. Bir şarkının içinde kaybolsam üzecek kimseyi bulamasam. Kedi köyün kadısı, onun tadı acısı belli, hikayesi baştan yazılmış. Bir bitmedi sancısı, bir elinde yancısı, ağlamadı diye mutlu sanılmış. Belli başlı sözlerinle, bana gülen gözlerinle
kesmetmişim hayatımı. Keşke çıkıp gelseydin, oturup beni bir öpseydin. İçmiştik şarabın yarısını. Belli başlı sözlerinle, bana gülen gözlerinle resmetmişim hayatımı. Keşke çıkıp gelseydin, oturup beni bir öpseydin. İçmiştik şarabın yarısını. Güler yüzlü dört gözlü biri dedi çok özlü. Tutamadım söz üzgünüm. Gömleğim kirli, ağzım alengirli. Kadısı onun tadı acısı. Belli hikayesi baştan yazılmış. Bir bitirmedi sancısı, bir elinde yancısı. Ağlamadı diye mutlu sanmış. Belli başlı sözlerinle, bana gülen gözlerinle resmetmişim hayatını. Keşke çıkıp gelseydin, oturup beni bir öpseydin. İçmiştik şarabın yarısını. Belli başlı sözlerimle, bana gülen gözlerimle resmetmişim hayatımı. Keşke çıkıp gelseydin, oturup beni bir öpseydin. İçmiştik şarabın yarısını. Belli başlı sözlerimle, bana gülen gözlerimle resmetmişim hayatımı. Keşke çıkıp gelseydin, oturup beni bir öpseydin. İçmiştik şarabın yarısını. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi, merhabalar. Tanıtayım. Anlım Emre Daldal. Şu an müzik camiasında çok bulunmak istemesem de bu piyasada bulunuyorum. Çünkü Türkiye'deki müzik piyasası çok sevmiyorum. Amasya'da doğdum. 96-23 Nisan doğumluyum. Küçük yaşta çok sporla ilgileniyordum. Basketbol, futbol. Hatta 15 yaşına kadar futbol oynadım. Ayağımı kırdıktan sonra maalesef futbolu bıraktım, 110 kilo oldum. Sonra asosyal bir çocuğa dönüştüm. Evde o kilolar problemleri yüzünden çıkamayan bir çocuğa dönüştüm. İnsanlarla çok konuşamıyordum asosyallikten. İnsanlarla konuşma şeklini bulmaya çalışıyordum. YouTube'da video çekmeye başladım. Sonra bir tane AskFM diye bir site vardı, belki hatırlarsınız. Dalga geçmek için bir video çektim, tuttu. Çok kötü bir video. Ben ona denk gelmedim ama şu an muhtemelen... Sildim onları. Onları sildim abi, yok. Çünkü o başka bir insan. Yani 110 kilo bir insan var ve inanılmaz kötü bir şive var. Amasya ve Ankara karışımı bir şive. Video tuttu, İnci Sözlük'te yayınlandı, bir şeyler oldu. Ama farkında değilim bunun. İşte lisem bitti, Ankara'ya taşındım. Orada müzik kültürü beni çok etkiledi. Ankara'da. Çünkü insanlar sürekli müzik. Amasya biraz dar kesimli bir yer. Müziğe dair çok bir şey yok. Tarza dair özellikle çok fazla önyargı var. İşte piercing vesaire. Çok dayak yiyecek duruma gelmiştim oldu yani. İşte bir oyunculuk eğitimi aldım. Bir iletişim akademisinde, yani hocam da Üstasyalı'ydı, çok o yüzden minnettarım yani. Çok güzel bir hoca, Eraya Sero, Sinan Pekinton. Yani ben zaten bilmiyordum, normalde hani bir hoca girecek sanıyordum. Bir yedim Üstasyalı oturuyor orada, aa ne oluyor yani falan. Ondan sonra işin müzik kısmına geçerken hayat biraz ters tepti beni. Finansal olaylar, hayatın iniş çıkışları falan derken sokağa çıktım, sokakta gitar çaldım. Sokak müzisyen yaptım. Aynen. İşte hem ekstra gelir olsun, hem sokakta kendimi biraz daha aşmaya. Çünkü o... Biraz daha özgür bir alan bir de. Evet, asosyal dönemden çıktıktan sonra 110 kilodan bir anda 59 kiloya düşünce dengem şaştı falan, kendimi toparlamam lazım. Sokak müziği çok etkili oldu yani. Çok etkili oldu çünkü şöyle bir durum var. Seyirci yok. Seyirci yok aslında. Özgürsün yani. Özgürsün. Ya çok insan var ama asla seyirci yok. Orada tanıştığım insanlarla müzik falan derken aşık oldum abi. Kötü bir şekilde. Yani kötü bir hikaye değil tabii ki de.
aşık oldum Ankara'da. Sonra hiçbir kötü olay yaşanmadan ayrıldık. Kibarca, güzel bir şekilde. İçime biriken şeyler vardı. Yazıyordum, çiziyordum. İlk şarkımı Konur'da Bekliyorum diye bir şarkıydı. Buradan da bunu çok kimse bilmez. Konur'da Bekliyorum diye bir şarkı yazdım. Çünkü orada tanışmıştık. Ben sokakta müzik yaparken her gün karşıma geçen şarabıyla beni izleyen biri vardı. Kim olduğunu bilmiyordum asla. Bir şekilde tanıştık onunla. Daha sonra bu işte tanışma merasimine ben çekingen bir insandım. Hiç şey yapamıyordum ama tanışmak istedim. Tanıştım falan filan. O bitince içimde kalan şeyleri bir şeye dökmek istedim. Dedim yazayım. Yazdım, besteledim. Birkaç şarkı yaptım, sonra attım, sildim. Daha sonra tek başıma İzmir'e taşındım ben. Taşındım İzmir'e, her şey istediğim gibi oldu. Ev sahibim de Ali abimden selam yollayarak. İnanılmaz severim ben, gerçekten çok severim kendisini. O evde benim kendimi bulma evren başladı. Bir siyah defter aldım, ona beyaz kalemle yazı yazmaya başladım. Bir şarkı çıkarmaya başladım. Ben de bir sorun bakalım iyi miyim? Yani önce ona bir sorun kafasında bir şarkı yazdım. Sor bakalım iyi miyim adlı şarkı. Şarkı tuttu. Bayağı da kaçtı kaydelmişti? 640 şey falan. Ya ben beklemiyordum hiç. Hani evde böyle kendi akustik gitarımı falan aldım, bir kayıttı. Dinledik biz var. Evet. Valla. Bir söz yazarak 600 bin kişiye ulaşabiliyorsam, evet. Ben bir kişiye anlatmaktansa binlerce kişiye anlatırım dertlerimi dedim. Şarkı yazmaya karar verdim. Şu anda da hala yazıyorum, uğraşıyorum. Ben çok depresif müzik demek istemiyorum dedin ya. Sen ne diyorsun kendim yaptığın müzik için? Yani bir depresif müzik denilebilir mi? Şöyle, depresiflik var, evet. Bu da şundan kaynaklı işte, biraz o yaşadığım dönemi anlatmak istiyorum. Yani o dönemde yalnızlığımı, o dönemde yaşadığımı anlatmak istiyorum. Aslında bu bir tanışma evresi gibi bir durum. Daha eğlenceliye geçmedim yani. Evet, bu şarkıyı B4 kanalında ilk defa söyleyeceğim. Herkesle beraber ilk defa burada dinleyeceksiniz. Teşekkürler. Sarhoş değilken özledim tek kadın. Ellerimden akıp giden sol yanım. İki bilet almışım uzaklara. Sen uzaklarda ben burada. Hayali bile güzel diyorsa. Geceleri üşümüşüm gülüşüne düşmüşüm. Tekken ben pek körmüşüm. Bazen de çok düşünmüşüm. İçip içip sapıtacağım. Biraz özleyip ağlayacağım. İnat ettim seni aramayacağım. Seni zaten zor buldum. Koynunda kayboldum. Uyandığım en güzel kabusundum. İçip içip sapıtacağım. Biraz özleyip ağlayacağım. İnat ettim seni aramayacağım. Seni zaten zor buldum. Oyununda kayboldum. Uyandığım en güzel kabusundum. Şişeleri açtım, abayı da yaktım. Öyle güzelsin, kafayı da taktım. Ben hep ve de bir tek hatalarımla yandım. Biraz özleyip ağlayacağım. İnat ettim seni aramayacağım. Seni zaten zor buldum. Koynunda kayboldum. Uyandığım en güzel kabusumdum. İçip içip sapıtacağım. Biraz özleyip ağlayacağım. İnat ettim seni aramayacağım. Seni zaten zor buldum. Koynumda
uyandım en güzel kabusumdu. Bir sanat, yani sanatçı iletişimini kuvvetlendirmek, daha fazla insana ulaşabilmek için bir eser koyar ortaya. Ortada bir problem vardır ya da hayal eder. O hayalini insanlara yansıtır. Şimdi sen dedin ya, pek fazla konuşamıyordum diye. Yani bir şekilde kendini keşfetmişsin, evet. Ve insanlarla nasıl konuşabileceğini, kendi hislerini nasıl yansıtabileceğini fark etmişsin. Peki yazdığın gibi mi yaşıyorsun yoksa... Evet, güzel bir şey. Çok iyi bir şey. Ben böyle yapmalıyım, bundan da hoşlanıyorum. Ya da ne bileyim, ya acıdan beslenmeliyim ya da böyle biraz melankolik mi olmalıyım diyorsun, yoksa ben çok rahatım, yani çok mutluyum en ama... En kısa özet olarak melankolik bir insan mısın diye sorabilirim. Evet, melankolik bir insan. Aslında şöyle bir durum da var, yani benim çok üzgün olduğumu ya da depresif olduğumu kimse görmedi. Yani o yüzden sordum aslında, ben enerjik ve güler yüzlü birisi. Ha, o yüzden hani... Ya hayatımda öyleyim ama kendimde melankoliyim. Yani evet. Çevremde... Baş başa kaldığımda çöküyorum evet. Diyorsun. Ya çökmüyorum. Çökmüyor, o kadar çökmüyor. Benim de geliştirdim. Yani, müziklerini Tarık abi yaptı. Müziklerini yaparken ben de öyle yaptım. Nasıl beğendin mi? Frame frame mi yaptık hemen. Nasıl sen de dinliyorsun? Valla şu bisikletli sahnede of. Tüylerim diken diken oldu. Bence kendi görüşümüz sinema sektöründe, işte film sektöründe görüntüden ben de daha çok müzik etkiliyor her şeyi. Aynen öyle. Yani görüntü aslında, ya aslında müzik daha çok etkilemiyor ama mesela çekilen görüntü karesi işte %60'sa müzikte %40. Yani öyle evet. Bir destekliyor ki. Çok inanılmaz. Bence müzik hani çok önemli. Mesela Hans Zimmer'ın olduğu bir film kötü değil yani, anlıyor musun? Kötü olamaz yani benim için. Yani profesyonel içerisindeki en fazla olan aslında şeye tam noktaya ulaşması için gereken şey. Tam kıvamında olması. Evet, tam kıvamında olması gerekiyor. Az olsa olmaz, az olsa olmaz. Karnım acıktı hocam. Buradan bir plancı artık. 2016, 11 Temmuz. Aynen, 11 Temmuz'da geldim İzmir'e. Şu an Kuşadası'ndayım. 4 yıl sonra sınıf. Yani sen Ankara'dan geliyor, bir de aynısını İzmir'de yaşamadın. Hani onu da yaşasaydım artık evet. Yani. Ben kapatmıştım şalteri artık. Çorba falan tekrar memleketi Amasya'ya giderdim yani. Şuvadır. Harika, çok ciddiyim. 5000 lira maaşa bağlı beni. Ama şuvadır. Bir kitle mesela seni çok sevdiyse seni kanıksıyor. Hani kıskanıyorlar. Ben bundan çok karşıyım abi. Yani şöyle bir şey var. Sakin grubunu biliyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz. Yazdım maalesef yani, diyeceğim ayıp olacak. Mesaj attım, ne yaşadın abi dedim, yani ne yaşadın, ne oldu? Hani bir şey yapalım, topluluk, ben toplayayım, çözüm üretelim. Bu arada hani... depresif konuşmuşken sakini de söylemedik, ayıp olmasın. Gerçekten inanılmaz sakin, yani çok sakin. Yani ben hani ilk böyle hatırladığımdan beri dinliyorum. Yazılmış sözler. Yani, hala anlayamadığım şeyler var. Laleler Beyaz şarkısında anlayamadığım bir ton şey var. Bir de onu mu yazıyordu sözleri? Tabii tabii. Ya müzik zaten çok Avrupa'yı bir müzik. Evet. Türk kültürüyle bir alakası yok. Yani yabancı bir şarkı yapsalar ya da bir albüm yapsalar yurt dışına gidip... Patlar diyor değil mi? Şu an kesinlikle. Şu an sahne alıyor musun? Nasıl? Sahne şu an alıyorsun da hani... Şu an sahne almıyorum. Şu an sahne almıyor musun? Evet. Düzenli sahne. Düzenli sahne. Şu an bir grup toparlama aşamam var. eski aldığım grup yollarımızı ayırdık. Şu an başka bir iki tane daha proje var. Onlara koşturuyorduk. Şu an zaten onun yoğunluğu var. İzmir'deki durumlar vesaire. Şu an adada olduğum için bayağı da İzmir'e de kaç ayda daha yeni geldim yani. Bayağı hiç uğramadım. Şu an başladı yani koşturma. Bugün başladı yani, hakikaten bugün biz başladı. Biz de artık güzel zaman. İnşallah uğurlu gelir. Burada beyinde neler geçtiğini anlamak işte olay bu tamamen. Yok, güzel sonu iş. Peki, çok teşekkür ederim arkadaşım. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum Murat'a. Çok memnun oldum. Gerçekten.